Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni konumuza başlıyoruz gençler. Bugünkü konumuz organik bileşiklerden hormonlar ve vitaminler olacak. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlayalım. Konu anlatımına başlamadan önce tabii ki ilk olarak ödevlerinizi vereceğim gençler. Sıfırdan dokuza biyolojide yağları anlattık, enzimleri anlattık, proteinleri anlattık. Artık sıra nereye geldi? Hormonlar ve vitaminler kısmına. Sayfa 50'den başlıyorsunuz. Hormonların sorularını bitiriyorsunuz. Vitamin çeşitlerine geçiyorsunuz. Vitamin çeşitlerinin sonuna kadar çözüyorsunuz. Sayfa 55'e kadar sıfırdan 9'a da ödeviniz. Dersin arkasından hemen sorulara geçin. Dinamo'da da aynı şekilde gençler hormonlara ve vitaminlere başlıyorsunuz. Sayfa 38 ile başladınız. Nereye kadar? hemen söylüyorum sayfa 41'e kadar ödeviniz oluyor. Şimdi hızlıca konu anlatımına başlayalım o zaman. İlk olarak bugünkü dersimizde neler göreceğiz onları anlatayım. Hormonun tanımını tabii ki yapacağız ama çok detaylı bir şekilde hormonları anlatmayacağız. Sayısalda 11 yani sayısal seçip 11. sınıfa geçtiğiniz zaman orada hormonlar çok aşırı derecede detaylı anlatılacak. Hormonların görevlerinden ve öneminden bahsedeceğiz. Vitaminlerin çeşitleri, görevleri, bulunduğu besinler. Tabii ki bugün konumuz olacak vitaminlerin vücuda eksik almalarında hangi sorunlar meydana gelir. Bunları da sizlerle konuşacağız. Öncelikli olarak tabii ki hormonlarla bir başlamış olayım. Hormon dediğimiz zaman organik yapılı olduğunu biliyoruz. İnsan vücudunda pek çok hormon sentezleniyor. Sadece insanlarda mı hormonlar var? Tabii ki hayır. Tüm hayvanlar hormon sentezliyorlar. Hatta bitkilerin de hormon sentezlediğini biliyorsunuz. Belirli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren organik moleküllere ne ismini veriyormuşuz? Hormon ismini veriyoruz. Hormon dediğimiz moleküller amino asit yapılı olabilir, protein yapılı olabilir, steroid yapılı olabilir. Burada durdum. Hemen diyeceksin ki hocam amino asit ve proteini niye ayrı ayrı yazdınız? Amino asitler monomer yapılıydı, küçük yapılıydı. Proteinler ise amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyorlardı. İkisinin arasında büyük bir fark var gençler. Şöyle günümüzde hormonları vücudumuzda eksik sentezlediğimizde bunlar tespit edilebiliyor. Hormonların çok büyük bir kısmı da laboratuvarda sentetik olarak üretilebiliyor. En klasik örnek en çok çevremizde gördüğümüz mesela insanlarda insülin hormonu sentezi ile ilgili sorunlar olabiliyor. İnsülin hormonu sentezlemede problem yaşayan insanlar dışarıdan insülin hormonu alıyorlar şeker hastalarından bahsediyoruz aslında. Şimdi hormon dışarıda sentetik olarak üretildiği zaman ben bunu iki şekilde vücuduma alabilirim. Biri ağız yoluyla alırsın bir de enjeksiyon yoluyla vücuduna alırsın. Şeker hastaları insülin alanlara baktığımız zaman hep enjeksiyon yaptıklarını görüyoruz. Neden onlar ağız yoluyla almıyorlar da vücutlarını iğne batırıp enjeksiyon yoluyla bu hormonu alıyorlar? Çünkü insülin hormonu protein yapılı bir hormondur. Eğer o insülin hormonunu ağız yoluyla alırlarsa midelerinde bu parçalanacak. Parçalanınca da artık hormon olarak iş yapamayacak. Ama şöyle düşün. Monomer yapılı bir hormonsa, amino asit veya steroid yapılıysa o sindirim sisteminde parçalanmayacağı için vücuda dışarıdan ağız yoluyla alınabiliyor. O yüzden tekrar söylüyorum hatta yıldız 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 atıyorum. Hormonlar amino asit protein ve steroid yapılı olabilirdi. Steroid de neydi bir yağ çeşidiydi o da küçük yapılıydı. Yani sindirim sisteminde bunun da parçalanması söz konusu değil. Hayvanlarda hormonlar iç salgı bezleri dediğimiz endokrin bezler tarafından üretilerek kan yoluyla hedef organa taşınacak ve bu organda uyarıya değişikliğe sebep olacak insanda hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezleri, eşeysel bezler gibi hormon salgılayan pek çok bezimiz var gençler. Detayına girmemize gerek yok. Sadece dediğim cümleleri bileceğiz. Hormon dediğimiz şeyler organik, küçük habercilermiş, düzenleyici görevleri varmış. Bunları sentezleyen bezlere iç salgı bezi yani endokrin bez ismini veriyormuşuz. Bunlar salgılandıktan sonra kana veriliyor. Kanla etki edeceği organa yani hedef organa taşınıyormuş. Hormonların kandaki miktarı düşük bile olsa etkisini gösterebilme özelliğine sahiptir. Bitkilerde üretilen hormonlar büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu, yaprak dökümü gibi olayları tabii ki düzenlemiş olacak. Hormonlar büyüme, gelişme, üreme, homeostazi yani kararlı iç dengeyi sağlama gibi görevleri yerine getireceğinden canlılık için çok önemlidir. Mesela bizim beynimizde bulunan hipofiz bezimizden büyüme hormonu dediğimiz bir hormon sentezleniyor. Ben bu hormonu ergenlik dönemine girmeden çok aşırı salgılarsam devlik dediğimiz hastalık meydana geliyor. Ergenlik dönemine girmeden az salgılarsam cücelik meydana geliyor ergenlik dönemine girdim ama çok sentezlemeye devam ediyorum, çok üretmeye devam ediyorum. O zaman da akromegali dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Elin, kafanın orantısız büyümesi söz konusu oluyor. Unutma, bizim vücudumuzda eşik değer dediğimiz bir mantık geçerlidir. Her şeyin eşik değerde sentezlenmesi gerekir. Fazlası da bize zarar verir. Azı da bize zarar verir. Çeşitli hastalıkların oluşumuna sebep olur. Hormonların kandaki seviyesinde meydana gelen çok az bir miktardaki değişme bile metabolizmada problemler yaşanmasına sebep olacak. Örneğin büyüme hormonunu söyledik gençler. Az salgılarsak cücelik, çok salgılarsak devlik meydana gelebiliyor. Buradan da geliyorum vitaminlere. Şimdi Vitaminlerle ilgili bilinen en büyük yanlış ne? Vitaminler enerji vermezler. Bizim çocuk sınava hazırlanıyor. Vitamin takviyesi verdim. Enerjisi olsun. Aslında o halk arasında söylenen yanlış bir tabirdir. Vitaminler enerji vermezler. Enerji verici organik bileşiklerimiz 3 taneydi. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerde başka enerji verici bir bileşiğimiz yok. Ama şu geçerli tabii ki. Vitaminlerin de vücudumda çok fazla derecede yaptığı görev var. Bu görevlerin yerine getirilmesi için tabii ki vitaminler de düzenli olarak yeterli miktarda vücuduma alınmalı. En basit mantıkla şunu hatırlatayım. Enzimler bizim olmazsa olmazımız değil miydi? Enzim sentezlemek aslında tüm canlılardaki ortak özelliklerden biriydi. Enzimler olmayınca tepkimeler gerçekleşemez. Kişinin ölümü bile meydana gelirdi. Enzimlerin bazıları da yardımcı kısım olarak vitamin alıyordu. Mantıken düşün. Sen vücuduna bilmem ne vitaminini yeterli miktarda alamadın. Haliyle o enzimin sentezinde problem yaşanacak. O enzim iş yapamayınca da de bozukluklar meydana gelecek. Vitaminlere bakıyorum. Karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşacaklar. Yani yapıda C, H, O var. Bazı vitamin çeşitlerinde tabii ki azottur, kükürttür, fosfor da bulunabiliyor gençler. Vitaminlerle ilgili diğer söyleyeceğim önemli cümlede şu olacak. Vitaminlerin yapı birimi kim? Vitaminlerin en küçüğü kim? Dediğim zaman diyeceksin ki hocam vitaminler zaten küçük onlardan daha küçük bir şey yok yani vitaminlerin parçalanması söz konusu değil bir şeyin küçük büyük olduğuna nasıl karar veriyorduk Hücre zarında madde alışverişiniz gerçekleştiği delikler var. Bir şey bu deliklerden doğrudan geçebiliyorsa biz ona küçük yapılı diyorduk. Geçemiyorsa büyük yapılı diyorduk. Mesela proteinler geçemiyordu ama proteinlerin yapı birimleri olan amino asitler geçebiliyordu. Amino asit küçük yapılıdır, protein büyük yapılıdır diyorduk. Vitaminler için ise ne dedim? hepsi küçük yapılıdır. Yani bunlar hücre zarından doğrudan geçebilen organik bileşiklerdir. Üçüncü önemli cümleme de gelecek olursak organik bileşiklerin ta en başta konuyu anlatırken nesinden bahsetmiştik? İnsan vücudunda sentezlenebilme ya da sentezlenebilememe çok önemli değildi. Bir canlı bir molekülü sentezleyebiliyorsa organik bileşiktir diyorduk. Canlılar sentezleyemiyorsa inorganik bileşiktir diyorduk. Mesela su, asit, baz, tuz, mineraller inorganik bileşiklerdi. Hiçbir canlı tarafından sentezlenemiyorlar. Herkes doğadan hazır olarak alıyor. Vitaminleri organikler kısmına koyduk ama vitaminleri insanlar sentezleyemiyorlar. Ama bakteriler sentezleyebiliyor, ama bitkiler sentezleyebiliyor bir canlı sentezleyebildiğine göre organik grubunda olacak gençler. İlla ki benim sentezlemem önemli değil. Vitaminler genelde insan vücudu tarafından üretilemediğinden besinler yoluyla dışarıdan alınacaklar. Bazı vitaminler de provitamin olarak alınıp karaciğer, deri veya bağırsakta vücudun kullanabileceği vitaminlere dönüşmüş olacak. Şimdi vitaminleri birazdan kendi içerisinde ikiye ayıracağım. Diyeceğim ki bizim bir suda çözünen vitaminlerimiz var. Bir de yağda çözünen vitaminlerimiz var. Bebişler suda ne yapıyorlar? Bıcı bıcı yapıyorlar. B ve C vitamini suda çözünen vitaminlerdir diyeceğim. Yağda çözünen vitaminlere ise A, D, E ve K vitaminlerini örnek olarak vereceğim. Bunların eksiklik belirtilerinde hangi hastalıklar görülür, hangi besinlerle vücuda alınırlar bunlardan bahsedeceğim. Bunun haricinde önemli noktaların şurada bir üstünde durayım. Bizim vücudumuzda bulunan A vitamini ile D vitamininin öncüleri var provitamin A, provitamin D dediğimiz öncü maddeler vücudumuzda var. Biz bazı faktörlerin etkisiyle bunları aktifleştirip normal vitamine dönüştürebiliyoruz. Mesela D vitamini üstünden anlatayım. Bebişler yeni doğduklarında veya çocuklara büyükler bol bol derler ki çocuğu güneşe çıkar D vitamini alsın. Çocuğu güneşe çıkar, güneşe çıkar, güneşe çıkar. Vücudunda D vitamini eksikliği mi var? Bol bol güneşlen derler. Güneşten D vitamini mi yağıyor? Hayır. Bizim derimizde D vitamininin öncü maddesi olan provitamin D var. Güneşten gelen UV ışınlarının etkisiyle provitamin D D vitaminine dönüşüyor gençler. Aynı şey A vitamini için de geçerli. O da karaciğerimizde gerçek A vitaminine, provitamin A gerçek A vitaminine dönüşmüş oluyor. Bir de şunun üstünde duracağım birazdan kalın bağırsağımızda bir şey üretiriz. Sindirim sistemimizin sonucunda oradan aklında kalsın. B ve K vitamini üretebilen bakteriler benim kalın bağırsağımda yaşıyorlar. Ben onlara yemek veriyorum, ev veriyorum, onlar yarar sağlamış oluyor. Onların ürettiği B ve K vitaminleri ise bana fayda sağlıyor. Yani aramızda karşılıklı yarar ilişkisi söz konusu. Kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakteriler olduğunu da unutmayın. Vücudumuzdaki her bakteri zararlı değil. Mesela kalın bağırsamda bu bakterilerin tabii ki olması lazım ki benim vücut dengem korunabilsin. Birazdan dediğim gibi detaylı olarak bunları açacağım. Bitkiler genellikle ihtiyaç duyduğu vitaminlerin tümünü kendileri üretiyor. Biz de bitkileri tükettiğimiz zaman vücudumuza gerekli olan vitaminleri almış oluyoruz. Her vitaminin metabolizmada kendine özgü bir fonksiyonu var. Bu nedenle bir vitaminin vücuttaki eksikliği başka bir vitaminle giderilemez. B vitamini yetersizliğin var ya D vitamini sen git şu B vitaminleşini işini yap diyemem. Herkes kendi işini gerçekleştirecek. Eğer vücudumuzda vitamin eksikliği meydana gelirse de çeşitli rahatsızlıklar oluşur. Bazı vitaminlerin enzimlerin yapısına katıldığını, koenzim olarak isimlendirildiğini biliyorsunuz. Sen o vitamini almazsan ko enzim olarak o enzimin yapısına katılamıyor. Enzim iş yapamadığı için artık hangi metabolik tepkime ise bu metabolik tepkimede de problemler yaşanıyor. Devam ediyorum. Vitaminler ne dedim? Yıldız, yıldız, yıldız enerji vermezler. Karbonhidrat, yağ ve protein harici enerji veren bir organik bileşik yok gençler. Aynı zamanda bunlar ne? Küçük yapılı yani sindirime uğrayıp da daha da küçülme ihtimalleri yok. Hangi vitamin olursa olsun hücre zarından doğrudan geçebiliyor. Vitaminlerin birçoğu yüksek sıcaklık, ışık, asit bazlardan etkileniyor, oksijen varlığında da bozuluyor. O yüzden dışarıda sentetik olarak üretilen mesela eczaneye gittim ben C vitamini almak istiyorum vücudumda yeterli miktar yok dışarıdan takviye yapacağım dersen atıyorum hap formuysa genellikle vitamin şişeleri koyu renklidir gençler ışığın etkisiyle yapıdaki vitamin bozulmasın diye veya bıçakla salataları çok ince ince doğramayın diyorlar. Öyle marulların yaprağını şöyle bir üçe bölün elinizle öyle öyle yiyin diyorlar. Sen bıçakla temas ettiğin zaman ne kadar küçük parçalara ayırırsan vitamin değeri o kadar azalıyor. O yüzden de elle mesela salatanın marullarını doğuruyorlar gençler. Günümüzde vitaminlerin kimyasal bileşimleri bilindiği için artık istenilen vitamin sentetik olarak üretilebiliyor. Aynı şey hormonlar içinde geçerliydi. Bilmem ne hormonunu çocuk üretemiyor. O zaman onun sentetik formu var doktor dışarıdan o hormonu verebiliyor veya doktor sana C vitamini al bilmem ne vitamini kullan diyebiliyor gençler. Sentetik vitaminler vitamin eksikliği tespit edildiğinde hekim tavsiyesiyle tabii ki kullanılabiliyor. Mesela ben de D vitamini takviyesi kullanıyorum. Çünkü ölçüm yapıldığı zaman vücudumdaki D vitamini miktarı çok düşük çıkıyor. Doktor diyor ki yeterince sentezleyemiyorsun dışarıdan da aldığın yeterli miktarda değil. Sen sentetik olarak bu D vitaminini kullan yazdığım ilacı iç diyor. Vitaminlere baktığımız zaman ne dedim? Kendi içerisine biz bunları ikiye ayıracağız dedim. Bizim bir suda çözünen vitaminlerimiz var. Bir de yağda çözünen vitamin dediğimiz vitaminlerimiz var. Bebişler suda bıcı bıcı yapıyorlar. B ve C vitamini suda çözünen vitaminlerdir. A, D, e ve K vitamini ise yağda çözünen vitaminlerdir gençler. Bir vitaminin suda çözünmesi ve yağda çözünmesinin hem avantajı var hem de dezavantajı var. Avantajlardan gidelim arkasından da dezavantajları söyleyelim. Şimdi bir vitamin suda çözünüyorsa sen onu vücudunda depolayamazsın. Yağda çözünüyorsa ya yağ dokunda ya da karaciğerinde ciğerinde depolayabiliyorsun. Şimdi bunu depolayamadın ya B ve C vitaminini. O zaman ben dışarıdan vücuduma B ve C vitaminini almazsam eksiklik belirtileri çok hızlı bir şekilde görülüyor gençler. Ama yağda çözünenleri karaciğerimde yağ dokumda depoladığım zaman Bunların eksiklik belirtileri daha geç görülüyor. Ben vücuduma yeterli miktarda K vitamini almasam da depom var. Gidip karaciğerin kapısını çalıyorum. Zamanında sana gönderdiğim K vitaminlerini ver. Depolamıştın şimdi o depodan bana geri ver diyorum. Onun haricinde şöyle de bir durum var. Baktığımız zaman suda çözünen vitaminleri vücuduma aşırı miktarda aldım. Ne yapıyorum? İdrarla fazlasını dışarıya atıyorum ya. O zaman ne kadar fazla alırsam alayım suda çözünen vitaminler zehirlemez. Aşırı derecede B vitamini aldım, aşırı derecede C vitaminini aldım. Fazlasını idrarla dışarıya atıyorum. Zehirlenmem ki. Ama yağda çözünen vitaminleri aşırı derecede vücuduma alırsam depolanabildikleri için zehirlenme söz konusu olabiliyor. Vitamin zehirlenmesi. Yağda çözünen vitaminlerle başlıyorum. A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerimizde Bunları vücutta depolayabiliyorduk. O yüzden yıldız, yıldız, yıldız eksiklik belirtileri geç görülüyordu. Klasik soru. Aşağıda verilen vitaminlerden hangisinin eksiklik belirtisi diğerlerinden önce görülür diye sordu. Şıklarda A, D, E, K var. Bir tane şık ya B vitamini ya C vitamini. Suda çözündüğüne göre diğerlerinden daha önce eksiklik belirtisi görülecek. Besinlerle alınan yağ miktarı yeterli değilse yağda çözünen vitaminlerin ince bağırsaktan emilimi de azalıyor. Hiç yağlı yeme ya çok zararlı falan diye bir şey yok. Her şey vücuda eşik değer dedim ya alınması gereken miktarda alınmalı. Ben vücuduma ay yağ zararlı, küle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye yağ almıyorum. E yağda çözünen vitaminleri alıyorum. Bunlar ince bağırsaktan emilemiyor gençler. O yüzden de yağlı gıdaları da tabii ki olması gereken düzeyde tüketmeliyiz. A vitamini ile başlıyorum. Görme, büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapımı ve embriyo gelişimi için gerekli olan bir vitaminden bahsediyoruz. Besinlerle doğrudan ya da provitamin A yani karoten olarak alınıyor. Provitamin A karaciğer ve ince bağırsakta A vitaminine dönüştürüldükten sonra kana veriliyor. Unutmuyorsun. A ve D vitamininin provitamin halinde alınması söz konusudur. A vitamini nelerde var? Balıkta var, karaciğerde, tereyağında, yumurta sarısında, yağlı sütte, koyu yeşil sarı yapraklı sebzelerde, havuçta, patatesde, meyvelerde bol miktarda görülüyor. Bir de vitaminler ve eksikliklerinin çok sık soruları karşınıza çıkar. Klasik cevaplar aşırı derecede önemli bizim için şıklarda hep onlar bulunur. Mesela A vitamini eksikliğinde gece körlüğü tavuk karası dediğimiz bir hastalık meydana gelebiliyor. Gece körlüğü olanlar gece kör olmuyorlar tabii ki. Normalde araştırmışlar karanlıkta da insanların tabii ki bir görme oranı var. Gece körlüğü olan insanlar sağlıklı insanlara bakarak daha karanlık görüyorlar. Tabii ki kişi kendisinde bu hastalığın olup olmadığını bilemiyor. Başkasının gözünden bakamadığım için karanlıkta ben bu kadar görüyorum, o bu daha bu kadar görüyor diyemiyoruz gençler. Ama şundan şüphelenebilirsiniz. Mesela akşam üstü oldu hava kararmaya başladı sizin eliniz ışığa gitti yanınızdaki insan diyorsak ki ya hava o kadar kararmadı ne hemen ışığı yakıyorsun diyorsa demek ki karanlık onu o kadar rahatsız etmedi senden daha iyi görebiliyor. Karanlıkta karanlığın olması seni hemen etkilediğine göre sen de e, gece körlüğü olabilir. Kemik ve diş gelişiminde tabii ki problemler, deride kuruma, pullanma, vücut direncinin azalması gibi rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. A vitamininin uzun süre yüksek dozda alınması durumunda da zehirlenme söz konusu olabilir. Unutma yağda çözünen vitaminleri aşırı derecede alırsan zehirlenme yapar. Deri, avuç içi ayak tabanları sarı bir renk alıyor. Geldim D vitamini dediğimiz vitamine. Bunu da provitamin D halinde aldığını unutmuyorsun. Güneş ışığının etkisiyle aktifleştiğini unutmuyorsun. D vitamini kalsiyum ve fosforun ince bağırsaktan emilmesine ayrıca kemik ve dişlerde depolanmasını sağlıyor. İdrarla kalsiyum ve fosfor atımını da azaltıyor. Yani vücudunda kemiklerin yapısına katılacak olan kalsiyum ve fosfor miktarını arttırıyor. O zaman eksiklik belirtileri kalsiyumla paralel olacak. Mesela kalsiyum eksikliğinde ne dedim? Çocuklarda raşitizm. Büyüklerde osteomalazi gibi kemik rahatsızlıkları görülür dedim. D vitamini içinde kalsiyumla aynı şeyleri söyleyeceğim. D vitamini balık yağında bol miktarda bulunuyor. Yumurta sarısı, karaciğer, süt, tereyağı tabii ki D vitamininin doğal kaynaklarıdır gençler. Ayrıca güneşin ultraviyole ışınları sayesinde deride üretilen bir öncü maddenin karaciğer ve böbreklerde aktifleştirilmesiyle de D vitamini elde edilebiliyor. Vücuda yeter siz alındığı zaman raşitizm o çocuklardaki parantez bacaklılık osteoporoz osteomalazi gibi kemik rahatsızlıkları yüksek dozda alındığı zaman da haliyle ne yaparsın kalsiyumu aşırı derecede vücuduna almış olursun. Bu kalsiyumlar fosforlar da damar sertliği yapar. Gider bu kalsiyum fosforlar böbreklerde birleşir, böbrek taşı yapar, eklemlerde birikir, kireçlenme yapar diye e vitamini dediğimiz zamanda özellikle kısırlık biraz uç bir örnek ama üreme bozuklukları söz konusu olabiliyor Çünkü üreme sistemiyle ilgili hormonlar E vitamini önemli bir rol oynuyor. E vitamini antioksidan özelliğe sahip hücre zarının korunmasında, Alzheimer hastalığının seyrinin yavaşlat, yavaşlatılmasında, tümör oluşumunun ve damar tıkanıklığının önlenmesinde önemli bir role sahip. Baktığımız zaman bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumların embriyo kısmı, kuru baklagiller E vitamini bakımından aşırı derecede zengin eksikliğinde kısırlık, kaslarda yorgunluk, karaciğer hastalıkları, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanması meydana gelebiliyor. E vitamininin fazlalığında da mide bulantısı, sürekli kusma ya da nadiren mide ağrıları meydana gelebiliyor. K vitamini dediğimiz zaman da kanın pıhtılaşma mekanizmasında etkili, kanın pıhtılaşmasını sağlayan protein sentezi için gerekli. Şimdi burada duruyorum. Ben bazen kanımın pıhtılaşmasını, bazen de pıhtılaşmamasını isterim. Bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması lazım ki kan kaybı dursun, çok aşırı derecede kan kaybetmeyeyim diye. Ama kan damar içerisinde giderken de pıhtılaşmamalı. O zaman da kalp krizi gibi rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan da çeşitli proteinler var. Bu proteinlerin İş yapabilir forma dönüşebilmesi için vücuduma K vitamini almalıyım. Yani K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmaması söz konusu olabiliyor. Bağırsaklarda bakteriler tarafından üretilebilinirken besinlerle de tabii ki alınabiliniyor. Yeşil yapraklı sebzeler, yeşil çay, karnabahar, marul, lahana, ıspanak, sığır karaciğerinde bol miktarda K vitamini var. Eksikliğinde kanın pıhtılaşmaması söz konusu olabiliyor. İnsanlarda pek rastlanmıyor çünkü depoladığımız zaman o depolar bize çok uzun süre gidebiliyor ve yediğimiz içtiğimizde de zaten sen farkında olmasan da vücuduna vitaminleri alıyorsun. Devam ediyorum suda çözünen vitaminlerle. Suda çözünen vitaminler günlük alınmak zorunda çünkü biz ne yapamıyormuşuz depolayamıyormuşuz fazlası ne oluyor? İdrarla dışarıya atılıyor. Bu nedenle eksiklik belirtileri yağda çözünen vitaminlerden çok daha erken görülecek. Gençler B grubu vitaminler ve C grubu vitaminler suda çözünen vitaminlere örnekti. B vitamininin birçok türevi var. Bu vitaminler metabolizmada daha çok koenzim olarak görev yapıyorlar. Yağsız et, beyin, yürek, böbrek, karaciğer, yumurta, tavuk eti, balık, işlenmemiş tahıllar, yer fıstığı, fındık, ceviz ceviz gibi kuru yemişler. Yağlı tohumlar ile kepekli ekmekte bol miktarda B vitamini bulunabiliyor. B vitamini eksikliğinde de beri beri dediğimiz kas hastalığı, pellegre, anemi dediğimiz kansızlık meydana gelebiliyor. B vitamini eksik olan insanlara baktığımız zaman yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, sinir sistemi hastalıkları, unutkanlık, cilt sorunları, katarak gibi hastalıklarda çok sık görülüyor. C vitaminine baktığımız zaman yapısı en çabuk bozulan vitaminden bahsediyoruz. Kuşburnu, kivi, mandalina, portakal, limon gibi turunçgiller, kırmızı ve yeşil sebzeler, koyu yeşil yapraklı taze meyve ve sebzeler C vitamini bakımından çok zengin. C vitamini deyince ilk aklımıza turunçgiller geliyor ama yeşil biber C vitamini açısından aşırı zengin bir sebzedir diyeyim. Eksikliğinde skorbüt, skorbit yani diş eti kanaması dediğimiz hastalık meydana geliyor. Bağışıklık sisteminde zayıflama, iştahsızlık, hay Anemi ve eklemlerde şişme söz konusu olabiliyor. Şurada bir toparlayayım. Şimdi A vitamini eksikliğinde direkt aklına ne gelecekmiş? Gece körlüğü dediğimiz rahatsızlık sorularda daha çok bunlar çıkıyor. Balık, karaciğer, yumurta sarısı ve havuçta bol miktarda A vitamini var. D vitamini balık, karaciğer, yumurta sarısı sütte tabii ki bol miktarda bulunacak. Raşitizm, osteomolezi, osteoporoz gibi kemik rahatsızlıkları D vitamini eksikliğinde görülür. E vitamini dediğimiz zaman kısırlık, üreme sisteminde bozukluklar meydana gelebiliyor. Fındık, ceviz, tombalı, kuru yemiş domates bu vitamine fazla fazla içeren besin grupları. Geldim K vitaminine lahana, ıspanak, karnabahar, marul gibi besinlerde bol bol var. Kanın pıhtılaşmaması söz konusu olabiliyor. B vitamine tavuk, yumurta, kepekli ekmek, ceviz, fındık. Bol miktarda bulunduran besinler beriberi, pellegre, Annemi ve unutkanlık söz konusu olabiliyor. C vitamini eksikliğinde skorbut meydana gelebiliyor. Yeşil biber, kivi, portakal, limon tabii ki C vitamini bakımından zengin gıdalardır. Gençler C vitamini eksikliğinde bağışıklık sisteminde zayıflamada söz konusu olacak. Şimdi buradan da bir tane, daha doğrusu birkaç tane soruya geçelim gençler. Proteinlere ait özelliklerinden hangileri vitaminlerde de ortaktır diyor. Enerji verici olarak kullanılma üstüne basa 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 söyledim. Vitaminler enerji verici değildir. Yapıya katılma dediğimiz zaman vitaminler yapıya katılan moleküller değil gençler. Onlar düzenleyici role sahip moleküllerdir. Düzenleyici rol oynamayı tabii ki kabul edeceğim. O zaman cevabımız yalnız 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilen vitaminler ile bu vitaminlerin eksikliğinde görülen rahatsızlıklar eşleştirildiğinde hangi rahatsızlık açıkta kalır diyor. A vitamini eksikliğinde ilk aklıma ne gelecekti? Gece körlüğü gelecekti. A vitamini eksikliğinde 5 şıkkı. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması dediğimiz kanamalar yani skorbut meydana geliyordu. Onu da eledim. D vitamini kemik problemleri, özellikle çocukta raşitizm dediğimiz hastalıklar meydana geliyordu. E vitamini eksikliğinde ise kısırlık demiştik yani C'ye gitmiş oldu. Beriberi beri dediğimiz hastalıkta B'den aklınızda kalsın. BB diye kodlayın gençler. Kas hastalığıdır bayağı da ciddi bir rahatsızlıktır. B vitamini eksikliğinde meydana gelir. Devam ediyorum. Kahvaltıda haşlanmış yumurta, süt, kepekli ekmek, peynir ve domates yiyen bir öğrenci yukarıda verilenlerden hangileri vücuduna almış olur? Şimdi şöyle bir baktığımız zaman haşlanmış yumurta yemiş, süt yemiş, kepekli ekmek, peynir ve domates yemiş. Gayet sağlıklı bir beslenme yapmış. A, B, E ve C vitaminlerine baktığımız bu vitaminlerin bu gıdalarda olduğunu biliyoruz gençler. Yani aslında tüm vitaminleri vücuduna almış demektir. Devam ediyorum. Vitamin ve minerallerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden ortak olanlara tik işareti koyunuz diyor. Şimdi hem vitaminin özelliği olsun hem mineralin özelliği olsun istiyoruz. İkisi de sindirilemezler doğru. İkisi de zaten küçük yapılı, enzimlerle daha küçük yapıya dönüştürülemiyorlar. Organik yapılı dediğimiz zaman vitaminler organik yapılıdır ama mineraller inorganikti unutmuyorsun. Enerji vermezler. Evet vitaminler de mineraller de enerji vermezler. Hücre zarından geçebilirler. İkisi de küçük molekül ikisi de doğrudan hücre zarından geçebilir. Enzimlerin yardımcı kısmını oluştururlar. Enzimlere baktığımız zaman bileşik enzimleri ya organik yapılı bir yardımcı ya da inorganik yapılı bir yardımcı alıyorlardı organik yapılı yardımcıları yüzde 99 vitamin oluyordu organik yapılı yardımcıları da yüzde 99 mineral oluyordu. Yani hem vitaminler hem mineraller tabii ki enzimlerin yardımcı kısmı olabilir. Yapıya katılırlar demiş. Mineraller yapıya katılıyor ama vitaminler yapıya katılmazlar. Devam ediyorum. Gençler konu biterken kısmıyla yani tüm anlattıklarımızı şurada toparlayacağız. Baktığımız zaman bugünkü dersimizde hormonlardan ve vitaminlerden bahsettik. Hormonlar salgı bezleri üzerinden salgılanıyorlar ve düzenleyici özelliğe tabii ki sahipler. Baktığımızda hormonların özellikle hayvanlarda kanla taşındığını, hedef organa kanla gittiğini unutmuyorsunuz. Vitaminler, baktığımızda sindirilmeyecekler, kesinlikle enerji vermeyecekler. Vitaminleri kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir suda çözünen vitaminlerimiz, bir de yağda çözünen vitaminlerimiz vardı. Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminleriydi. Suda çözünen vitaminler ise B ve C vitaminiydi gençler. Yağda çözünen vitaminleri karaciğerimizde ve yağ dokumuzda depolayabiliyorduk. Suda çözünen vitaminler ise depolanamaz. Fazlası idrarla dışarıya atılırdı diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi dersimizin sonuna geldiğimize göre hemen ödevlerinize geçiyorsunuz gençler. Bir sonraki dersimizde nükleik asitleri işleyeceğiz. Görüşmek üzere.